Fatih Karagümrük deplasmanına giden lider Trabzonspor bu ilginç haftanın en kazançlı çıkan takımı oldu hiç şüphesiz. Perşembe günkü programda topla oynamayı çok seven iki takımdan hangisinin topa sahip olacağını merak ettiğimizi söylemiştik. Topla kendi standartlarına göre az oynadıklarında Trabzonspor'un daha başarılı olduğunu da belirtmiştik. Karşılaşmada böyle oynandı. Trabzonspor'un Avcı yönetiminde topa en az sahip olduğu 3. maçta son Vavakars Fatih Karagümrük maçı. Bu 3 maçın ikisi Karagümrük'e karşı ve 2 maçı da Bordo Maviller 2-0'lık skorlarla kazandılar. Diğer karşılaşma ise 2-1 kazanılan Beşiktaş maçı. Pazar günkü eşleşmenin özelliği bu 3 karşılaşma içinde bu maçın Trabzonspor'un en az şut çektiği ve rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu karşılaşma olması. Bu sezon özelinde de bu karşılaşma Trabzonspor'un topla en az oynadığı maç olmakla kalmadı. En az şut çektiği 3. maç ve rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu 3. maç oldu. Tüm bunlar Trabzonspor'un sahadan 3 puanla ayrılmasına engel olmadı. Trabzonspor, topa az sahip olmasına ve kendi ortalamalarının altında bir rakip ceza sahası mevcudiyeti sergilemesine rağmen rakibine gol beklentisinde üstünlük kurdu ve tam XG'si kadar gol buldu. Bunlardan biri 0,79'luk sabit gol beklentisi değerine sahip penaltıdan, diğeri ise yaygın ama yanlış tabiriyle Vakayeme'nin %100'lük pozisyondan kaçırdığı pozisyonun aslında 0,66 olan yüksek gol beklentisi değerinden geldiği için ortalamaları oldukça iyi. 9 şuttan 2 XG bulmak ve bunlardan da 2 gol çıkartmak, Trabzonspor'un geçen sezondan beri başarılı olduğu ön alan üretkenliğinin bir devamıydı. Karagümrük ise Trabzonspor'un neredeyse 2 katı şut çekip onların yarısı kadar gol beklentisi üreterek Trabzonspor neyi doğru yaptıysa tam tersini yapmış oldu. Trabzonspor'la ilgili bu sezon dikkat çeken bir konu rakiplerine bol bol şut çektirmesi. Ligin kalesine en çok şut çektiren takımı olan Trabzonspor, rakiplerinin kendi çektiğinden daha fazla sayıda şut çekmesine izin veriyor. Avrupa'da üst düzey 10 ligin liderlerinin çektiği ve çektirdiği şut sayılarına baktığımızda, Trabzonspor'un bu durumunun gerçekten sıra dışı olduğu biraz daha netleşiyor. Süper Lig'le 5 büyük ligin yanı sıra Portekiz, Hollanda, İsviçre ve Avusturya liglerinin liderliğine baktığımızda çektiği şut sayısı kalesine çektirdiğinden daha az olan sadece iki takım var. Trabzonspor ve Zürih. Trabzonspor'daki bu fark 50 iken Zürih'te sadece 16. Ajax, Bayern Münih ve Salzburg ise tam zıt yöndeki örnekler. Çektikleri şutlar çekilmesine izin verdiklerinin çok çok üzerinde. Çok şut çekmenin değil, kaliteli şut çekmenin önemli olduğunun üzerinde duruyoruz. Elimizde de gol beklentisi gibi bunu ölçebilen bir model var madem, o zaman şut sayılarına değil de kaliteler üzerinden farklara bakalım bir de. Maç başına XG farkıyla XGA farkına bakınca Trabzonspor'un durumu negatiften pozitife dönüyor. Yani evet, Trabzonspor rakiplerine çok şut imkanı veriyor olabilir. Ancak bunlar net pozisyonlardan kaliteli şutlar değil. Aynı liderlerin oluşturduğu 10 takımlık liste içinde maç başına XG'leri ile XGA'ları farkı en düşük ikinci takım yine de Trabzonspor. Yani eğer maçlar XG skorlarıyla değerlendiriliyor olsaydı, Trabzonspor bütün maçlarını yarım sıfır kazanıyor olurdu. Bu sayı Bayern Münih için 2'nin üzerindeyken Ajax'da 2.5'a yakın. Trabzonspor sadece ligimizde aynı sayılara baktığımızda da bu farkta zirvede değil. Pozisyon kalitesi açısından girdiği ve rakibe verdikleri şut imkanları farkında ligin en iyisi Demir Grup Sivasspor. Trabzonspor, Sivasspor'un hemen ardından ikinci durumda. Fark sıralamasında Galatasaray 5., Fenerbahçe 7., Beşiktaş ise 9. sırada. Bu takımlardan Beşiktaş'ın kalesinde gol beklentisi, karşı kaledeki gol beklentisinin de üstüne çıkmış durumda.